Evet, selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmadınız değil mi siz? Ben böyle videolara direkt giriyorum hiçbir şey söylemeden ama abone olup videomu beğenmeyi şuradan tık diye unutmayın, rica edeceğim. Bugün size Tayvan'a gitmeden önce aşericim, hemen kemerimizi takıyoruz, kemerimizi takalım. Tayvan'a gitmeden önce net aşereceğim şeyler var. Onları yemeye gidiyorum bugün. Hadi gelin siz de benimle bir yeme çılgınlığı yapalım bugün. Bakalım neler yiyeceğiz. Neleri seviyorum bir görün siz de. Yemeklere geçmeden önce eğer tahmininiz varsa ne yiyeceğimle alakalı ya da öneriniz varsa aşağıya yazın. Bakalım tahmin edebilecek misiniz neler yiyeceğimi. Hadi şimdi geçiyoruz. Kahvaltı kısmıyla başlayalım bugüne. Aklınıza hiç gelmeyecek şeyler yiyeceğim bugün kesin. Yani yarısı kesin aklınıza gelmez. Bakalım neler olacak. Hadi. Şimdi biliyorsunuz orada bambaşka bir mutfak var. Bambaşka lezzetler var. Tabii ki çok sevdiğim şeyler. Uzak Doğu mutfağına bayılıyorum. Değişik şeyler de denemeyi seviyorum zaten biliyorsunuz. Ama ben Fransa'da oynarken çok böyle özlediğim şeyler olmuştu zaman zaman. Bu yüzden bir gitmeden önce özleme ihtimalim olan şeyleri zaten bir süredir de yemiyordum. Yiyip böyle gideyim istedim. Mıhlamayı gömdük. Güzel oldu. Gayet de lezzetliydi. Uzun bir süre canım istemez muhtemelen. Evet, öğleden sonra şov var. Umut Koçak sadece bir fizyoterapist olmadığını, mutfakta da hünerler sergilediğini kimlere gösterecek bakalım. Çok iddialı geliyor bugün. Beklentileri çok yüksek tutuyor. Bize bir sürpriz yapacakmış. Özel spesiyalini yapacakmış. Bakalım neler olacak. Öğleden sonra Umut Koçak'la mutfaklarda hep beraberiz. Evet, sürprizli tarif geldi. Hamsiler. Bunların hepsi kılçığı ayıklandı. Kılçıkları ayıklandı, temizlendi. Bunlardan hamsi kuşu da yapılıyor. Hamsi kuşu ne be? Hamsi kuşu bunların ikisini kılçıklarını ayıkladıktan sonra şöyle birleştiriyorsun. Ha. Hamsi köftesi diye de geçiyor. Vallahi. Böyle kızartıyorsun birbirine yapışıp. Müessesemizde her yöre bulunur. Şimdi bunu böyle diziyoruz. Evet. Sonra pilav burada. Oldu mu? Hazırlanma açabilir mi? Açabilirsin ama. Hazırlanma. Bunlar eklenecek daha. Sonra onu bunun üzerine dökeceğiz. Bunun yanlarından kapağını da yapacağız. Ustamızın peki karışımını gördün mü? Ustaların karışımı. Üzümden yapıyorum. Buradan böyle damıtıyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum. Yalnız abi sen bunu sek içiyorsun ha. Bu şöyle de olabilir. Asikume. Ya çak baba. Aynen. Gidersin dedi, aşırırsın orada bulamazsın dedi. Ya nerede bulacaksın? Ya ada ülkesine giderken hamsi yemek de bir ayrı tabii ama. Bugün Karadeniz yöresinden sabah mıhlama. Hemen katalım. Sonra şunu da koyayım bir şey, dumanlanalım. Uyudum anne, şu anlarını bitirdim mi? Ben uyudum, dizi aç dedim. Vallahi. Pilavımızı da koyduk mu? Pilavın şimdi içinde ne var? Soğan var. Soğan, dereotu var. Dereotu ve baharatlar.
Ben bunu yedikten sonra nasıl gideceğim ya? Ya. Nasıl gideceğim? Öyle bir gidersin ki. Öyle bir gidersin ki. Sonra uy diyerek gidersin aynen. Nasıl ince olacak anlamında? Kalınlığı ince olacak. He, bunun üstüne şununla mı kapatacağız? Hayır, balıkla. Hayır, hayır. En son. Kapatıp üstüne kapatmıyoruz, bunu değiştireceğiz. Hayır, ne yapıyorsun? Eyüp, sen ne yapıyorsun? Hayırdır, adama gidere yap. Ne yapıyorsun? Bacaklarıma sarılıyor, gitme, gitme. Gitme diye sarılıyor, aynen. Üf. Ben zaten 5 saat şunu da ben. Hamsi var mı ya oralarda? Hamsi Karadeniz'e nereden giriyor acaba? Karadeniz'de tamamen şey ya, kapalı ya Karadeniz. Bir yerden gelmiyor yani. Yok, bir yerden gelmiyor. Gürcistan, Rus öyle dolanıyor işte. Hatta ha. Gürcistan'a gidince üzülüyor herkes. Hamsi Karadeniz'den kaçtı diye. Aynen aynen öyle haberler çıkıyor. Hadi be. Hamsi Karadeniz'den kaçtı diye. Marmara'ya gelene kadar büyüyor değil mi? O yüzden Marmara hamsisi daha büyük. Şimdi şöyle, yeni sezon işte Marmara hamsisi daha büyük, daha kılçıklı. Ege hamsisi daha iyi mesela. Ege hamsisi de var. Ama daha büyük değil mi? Biraz daha büyük oluyor. Başka Ege hamsisi diye... mi, Marmara hamsisi mi, Ege. Niyeyse Ege daha bir güzel, daha bir şey. Lezzetli. Allah Allah, Karadeniz'den sonra daha meşhur değil. Yok, Karadeniz'den sonra. Hani Karadeniz'i saymaz isek. He, tamam, şimdi oldu. Marmara daha büyük. Marmara'dan daha iyi diyor yani. Marmara mı, Ege mi, Ege. Sende şive var mı peki Karadeniz'de? Yok. Bak Nilgün oradan güldüğüne göre denemelerin olmuş. Ben de olsaydım Nilgün büyük ihtimalle benle olmazdı. Mobilization yaparım abi. Fasya mobilizasyon. Sen bu fasyayı nasıl yaptın böyle? Yes. Nilgün koş. En büyük şive hangi bölgede? Rize falan mı? Rize, Artvin. Artvin'de de böyle şivelisi bayağı sağlam şiveli. Hiçbir şey anlamayacağın türde. Artvin'e giderken de herhalde bir benzinlikte buldum. Hiç yani. Hiç hani. Tam benim anneannem, dedem de rahmetli şeydi. Biraz şiveliydi ama böyle değil yani. O şive değilmiş. Farklı değil gibi. Aynen, o bambaşka bir şey. Seni sus. Niş. İlkan çok fena Karadeniz şivesi yapıyor. Yap bakayım. Fasya'yı nasıl yaptın bu? Fizyoterapiye ilişkiler seni. Aktivasyonlarını yaptın mı? Allah kahretsin. Şu an aktivasyon yaptırasın falan kalmadı. Gel. Gel. Al biraz. Bak gördün mü hamsiyi? Hamsiyi. Yiyecek misin sen de? Tam ayarında yapmışız nişan. İyi olmuş değil mi? Ben tamam. Baktım. Bence platformun tam şey olmuş. Her şey ayarında daha gidiyor. Daha fazla olsa zaten tavaya sığmaz. Tam mı olmuş ya vallahi. Çevirin. Karar mısın be? Şimdi göz ya. Bilmiyorum. Şey yani bu tavada ilk defa hamsili pilav yapıyoruz. İnşallah çevirebiliriz. Daha olmaz. Lütfen şimdi bahanelerden kaçınalım. Aynen. Ben ne zaman? Yolunu yapmaya sen başladım. Sen beni aramadın mı? Şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama o çok fena olmadı mı ya? Neniz? O çok güzel oldu. Ya üst komşuya götürdü arkadaş. Bunun üstüne bir kat daha koyacağım mı? Yok kardeşim. Ha. Arkadaş üst komşuya götürdü. Hamsisi bol olsun. Baklava mı alalım bunu... benim 40 kat hamsisi olacak. 40 kat hamsi. Ne günden. Şey açıklamalar. Baklava mı bu a***? Başlık. Ben gidiyorum. Tam da gitti bak. Burada da baklavan konuşuluyormuş. Tam baklava yapmış ya. Harbi mi? Selin Nilgün'e diyorum ki bundan diyorum hamsiden bir kat daha koyacak mısınız diyor. Baklava mı bu 40 kat hamur mu? Bu ne? Bunu Çağdaş abiye gösterin ama bunu. Özleyecek mi kız beni? Hayır. Ne kadar görüşmeyeceğiz acaba? O niye sana öyle yapıyor?
Bence biliyor. Seli de çok üzünlü. Kokuyu alıyor bendeki. Tamamdır. Ha? Küpü yakabiliriz. Vallahi stresliyim sabah ya. Böyle oluyor tam gitmeden önce. Fransa'ya da böyleydi. Hepimize kızıyor, sinirleniyor. Gıcık gıcık davranıyor. Küpü yakabiliriz Kingo. Çok acı çekiyor şu an. Üstü de var mı hepsinin? Ha? Hepsinin üstü de var mı? Abi şöyle çekiyor, çok acı çekiyor. Yaklaş, zoom yap, zoom. Zoom yap balığa Mercu. Oradan değil lan. Böyle. Mercan, hamsili pilav nerede yedin daha önce? Hiç ev yapımı yedin mi? Hiçbir yerde mi? Hayatım ilk defa. İlk defa mı yiyeceksin? Ben zaten çok küçük bir parça yiyeceğim. Ben ayı gibi yediğim için istiyorum. Evet, Mercan çok küçük bir parça yiyeceğini söyledi. Yediklerini biraz sonra çekeceğim. Sırf kamera karşısında yemeyeceğim. Sırf bu yüzden kamera karşısında yemeyeceğim. Evet, Mercan çok küçük bir parça yiyeceğim dedi. Şuraya biraz ya. Tamam yeter. Evet şimdi kaydırıyoruz. Şimdi hadi inşallah. Güzel. Güzel, güzel. Onları sokarız şimdi. Onları ayarlar. Ver bana kapağı. Çatal alayım ben. Evet. Sonra hesap geldi. İtiraz etti kıza. Hayır, burada indirimi yapmamışlar. Hep var yurtta indirim olması lazım falan diye geri götürdüler. Evet Mercan'ım, yorumlarını alalım. Yazıyı gösteriyor bize. Hamsi görüyorum ben. Pilav görmüyorum. Sonra başlıyormuş. Zaten sadece Efes Pesa ürünü. Şimdi bıçağı da... Ters. Kan biz sen gidiyorsun onu kutluyormuşuz gibi oldu ama. Biraz öyle oldu. Yok yok, hiç üstüne alınmış. Bir daha git o zaman olur mu? Her, boya, her 15 günde bir il değiştiriyorsun da. İlk defa yemeyeceğim diyorum böyle bir şey. Böyle bir şey yenmez mi oğlum? Ben sadece seninkini tanımam. Mercan bunun içinden geçer mi? İstediğin gibi. Hoppa. Sıfır kılçık. Hala istiyor muyum, istemiyor muyum karar? Her ne an oldu biraz istedim ama. Çok küçük önemli. Kestim, biraz daha büyük kesmeliydim. Değil mi? Ellerine sağlık. Ben küçük minik alıcıyım. Beklemedim valla. Nasıl bu arada? Olmuş mu? Bayağı iyi. Tuzu, tadı, baharatı. Çok ya. Tamam. Çiğ köfteden sonra, abi bu arada bir çiğ köftesi var. Onu ben anlatalı reklamını yaptım. Reklamını yaptım. Yiyeceğiz inşallah ya. Siz gidince. Şu uzak bir yerlere gitmen gerekiyor gelmesin. Ya da gidememen gerekiyor o zaman. Onu yaptık gidemedim. Zaten bak, diyor ya yapayım. Kesin mi bak, ona göre geleceğiz. Öncekinde bir parti yaptık, bir köfte yaptık. Bu Antibe gidecekti. Fransa'ya. Sonra yaptık parti, yaptık garson gidemedi. Garson sanan. Vardı ya baştan. O parti. Pardon canım, biri alabilir miyim dedi bana. Bu şimdi Karadeniz'de de direkt böyle mi yapılıyor? Başka bir şey koyuyorlar mı? Böyle. Balıklar hala canlı. Hala kaçıyorlar. Belki içine farklı yapıyorlar. Kuş hücumu falan bir kere sanmışlar. Bizim sülalede hiçbirisi sevmez. Mesela. Ben de istemem onu. Bir araya bir şey, geçeyim dedim. Fıstık ne? Nasıl fıstık? Yer fıstığı. Anladım yer. Çam fıstığı değil. Bir şey fıstığı. Evet. Ne çam fıstığı? Çam fıstığı bence yeni bahar da koyuyorlar bunun içine. Onu da sevmem. Onu da sevmem. Aynen. Biz de onun... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abi ne zaman isterseniz yaparım. Şimdi kendini övemiyorsun değil mi? Çok güzel de çok yemiyorsun. Kötü bir şey. Ben çok mutluyum. Çok, çok çok güzel yediğim için. Ama bununla ilgili bayağı bir şey de söyleyemiyorum. Yani yaptım, buraya baktım belli oluyor zaten. Aynen. Ya kötü oldu mu kimse böyle kaşık almaz ya. Hani başkası yapsa böyle hayvan. Ama yalnız. Yani. Ya olay senin şeyinden ziyade hamsi iyi. Balık iyiymiş. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Müthiş bir hamsili pilavdan sonra. Kanalı devraldı reis. Hamsili pilavımızı yaptı. Umutçuğum sağ olsun. Elleri dert görmesin. Şov yaptı, şov valla. Teşekkür ediyorum ona da. Ellerine sağlık. Artık
Yavaş yavaş toparlanma zamanı. Yarın yolculuk var. Çantayı mantayı toplayacağız. Yedik bugün. Ne yapıyorsun lan arkadaşlar? Ne deniyorlar lan? Zil tadıp oynuyor musun? Görüyorsunuz Türkiye'den kovulduk. Arkamda oynuyorlar. Orada Türk mutfağı falan var mıdır bilmiyorum ama Fransa'dayken de bayağı bir aşermiştim. Bugün o yüzden iyi oldu, böyle bulamayacağım şeyleri yemem. Keyifli oldu. Gel. Allah ayıcık gel. Bundan sonraki videoda da hayvana yolculuk videosu gelecek. Onunla beraber olacağız. Ben yola çıktığımda bütün süreci size de çekiyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Reyna bak. Reyna bak. Bak. Abone olmayı unutmayın. Bu kız da abone gelecek. Abone olmazsanız seni sizi parçalar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Tayvan yolculuğunda görüşürüz. Hoşça kalın.